2022 tarihinde Trakya Birliği'nin Maliye Genel Kurulu yapılacaktır. Tüm kooperatiflerimiz, 48 kooperatifimiz, delegeleri, yönetim kurulları bu genel kurula iştirak edecektirler. Geçtiğimiz yıl 6 ay ertelemeli bir şekilde yapıldı pandemiden dolayı. Bu yıl da tekrar pandemi kurallarına uyarak salondaki kalabalık belli bir sayıya kadar müsaade edilecek salon metrekaresinden dolayı. Bu genel kurulda çiftçilerimizin beklediği tabii bu yeni uygulamayla, yeni ana sözleşme ile birlikte kar payı oluşacaktır. Bu kar payı geçtiğimiz 2020-2021 yılının kar payı olacak. Bu yıl aldığımız ürünün ise 2021-2022 önümüzdeki yıl oluşacaktır. Bundan sonra tabii ön alım fiyatı oluştuktan sonra yeni ana sözleşme gereği birliğin yaptığı ticaretinden dolayı elde etmiş olduğu kar ana sözleşmenin belirlediği oranlarda işte belli ayrılan miktarları haricinde ortağa dağıtılacak miktar da burada belirlenmiştir. Oradaki bilançodaki rakamlar üzerinden de bu kar payı 5 Ocak'taki genel kurulumuzda açıklandıktan sonra en geç Şubat ayının başına kadar ortaklarımıza ödenecektir. Bildiğiniz gibi bu pandemiden dolayı dünyadaki fiyat hareketlerinde sert yükselişler meydana gelmiştir. Ürünlerde de tüm tahıllarda, işte yağlı bitkilerde hepsinde bir takım yükselişler oluşmuş. Gübre fiyatlarında çok daha yüksek miktarlarda yüksek fiyatlar oluşmuş. Ve bu da tabii çiftçimizi biraz sıkıntıya sokmuştur. İnşallah bu son günlerde dövizdeki düşüşten dolayı burada biraz bir gevşeme olacağı düşüncesi bizde de hakim oldu. Önümüzdeki günleri bekleyerek bunları tabii takip edeceğiz, göreceğiz. Gübre ile ilgili biraz tedarikle tüm piyasalarda bir sıkıntı vardı. Kurumsal anlamda biz de son günlerde yeni bir takım bağlantılarla bugüne kadar biraz daha böyle kısıtlı verilmişti ama bugünden itibaren o kısıtta ortadan kalkarak çiftçilerimizin gübre ihtiyacını karşılayacağız. Tabii fiyatlarla ilgili şu anda daha çok belirsizlik devam etmekte ama bizim tahminimiz az önce de dediğim gibi kurda yaşanan değişiklikten dolayı bir gevşeme olacağını tahmin ediyoruz. Ortaklarımızda fiyat beklentisiyle ilgili bir şey bir beklenti oluştuğunu biliyoruz. İşte dedim ya burada da kar payı ile ilgili ortaklarımız bu fiyattan memnun olacaklardır. Bundan sonraki yıllarda kurum kar ederse kar ettiği sürece bu karı da ortaklarına paylaşacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Şubat ayı. Paranın olduğu yerde.